Dünyadaki tüm teknolojik gelişmeleri yakından izleyip, kendi geliştirdikleri yazılımlarla harmanlayarak, üstün bir hizmet anlayışıyla Türkiye'deki portföyüne sunan bir firmaya konuk olduk. Genel Müdür Tayfun Yurdagül ile gerçekleştirdiğimiz röportaj var sırada. Tayfun Bey, hoş geldiniz programımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Siz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sohbetimize başlamadan önce ben sizi tanımak isterim. Tabii ki. İsmim Tayfun Yurdagül. 1980 Sivas doğumluyum. 2003 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bitirdikten itibaren şu anda bulunduğumuz şirkette yazılımcı olarak işe başladım. Şu anda da firmanın genel müdürünü sürdürmekteyim. Peki kuruluşunuzdan bugüne kadar bilişim sektörü üzerine neleri değiştirip dönüştürdünüz, bahseder misiniz? Tabii ki. Valla ben 2003 yılında katıldım şirkete ama şirketimizin kuruluşu 1993. Aslında bilişim devriminin başladığı yıllar ülkemizde. Bizim değişip dönüştürdüğümüz birçok konu var. Finans alanında çok çalışıyoruz. Yani mevcut şu anda isim vermeyelim ama para çektiğiniz bazı bankaların ATM'lerinden, telekom sektöründe konuşurken, SMS atarken yine bizim altyapılara değen, ulaşım sektöründe özellikle hava ulaşımında birçok noktada bizim altyapıda sistemlerimiz çalışıyor. Dönüştürdüğümüz birçok iş var. Peki firmanızı e-dönüşümün adresi olarak tanımlıyorsunuz. Burada ne anlatmak istediniz? Aslında bu konuda hem e-dönüşüm hem dijital dönüşüm diyebilirim. E-dönüşüm tarafında firmaların, kurumların, şirketlerin dijital dönüşüm yolculuğunda yazılıma dönüştürmek zorunda oldukları bir sürü proses var, bir sürü süreçleri var. Biz burada elimizdeki portföyümüzde, yelpazemizde birçok kuruma, firmaya ve devlet kurumuna dijital dönüşüm yolculuğunda yardımcı oluyoruz ve kendi olanaklarımızı bunların hizmetine sunabiliyoruz. Bu konuda iddialıyız. Firmaların birçok teknolojik alanda ve altyapıda desteklerini sağlıyorsunuz. Peki sunmuş olduğunuz hizmetleriniz nelerdir? Bu konudaki avantajlarınızdan bahseder misiniz? Tabii ki. Öncelikle 93'ünde kurulmuş dediğim gibi tamamen Türk sermayesiyle faaliyetini sürdüren bir firma. Burada sunduğumuz ürünler, kendi ürettiğimiz yazılımlarımız var. Dış üretici çözümü dediğimiz firmaların temsilciliklerini sürdürüyoruz. Onların altyapı yazılımlarıyla yaptığımız hizmetler var. Bir kısım da danışmanlık ve eğitim hizmetlerimiz var. Bu şekilde sayabiliriz. Peki kamu alanında da sunmuş olduğunuz uygulamalar var. Bunlardan da bahseder misiniz? Kamu alanında zaten 93'ünde kurulmuş bir firmayız diye bahsetmiştim. İstanbul merkezli bir firma ama 98 yılından itibaren Ankara ofisimizde var. Şu anda çekimini yaptığımız ofisimizde Ankara şubemiz. Kamu tarafında da uzun yıllardır çalışıyoruz. Sunduğumuz yazılımlar, kendi paket yazılımlarımız var. Abone bilgi yönetim sistemi dediğimiz su ve elektrik dağıtım kanallarının bütün otomasyonunu sağlayan bir yazılımımız var. Belediye otomasyonu yazılımımız var. Birçok belediyede daha önce çalışmakta olan belediye yönetim yazılımımız var. Ve biraz önce bahsettiğim gibi daha son kullanıcıya veya uygulama tarafına değmeyin ama altyapı tarafında duran güvenlikle ilgili, performansla ilgili, izleme ile ilgili birçok kamuya sunduğumuz çözümümüz var. Tüm bunların yanında da eşsiz eğitim fırsatı sunuyorsunuz. Nedir bu eşsiz eğitim fırsatı? Evet, eğitim konusunda çok iddialıyız aslında. Eğitimi tarafını ikiye ayırabiliriz. Bir bireysel eğitimler, bir kurumsal eğitimler. Bireysel tarafta daha çok gönüllü yapıyoruz bu iş. Amacımız, oradaki en büyük amacımız öğrencileri yetiştirmek, insan yetiştirmek. Çünkü bilişim sektöründe en büyük açığımız bizim hem firma olarak hem sektör olarak yeterli kualifiye personel. Bizim birinci amacımız geçen sene de bunu özellikle pandemi döneminde staj tarafında şey yaptık, hayata geçirdik. 200 tane öğrencinin stajını uzaktan eğitimle 3 ay gibi bir sürede tamamladık ve çok verimli oldu. Buna devam ediyoruz bu tarafta. Sadece staj değil, yeni mezunu alıp yetiştirip üniversitelerde çekirdek ofisler kurup Eskişehir'de, Antalya'da, Kocaeli'nde bunu özellikle başlatmıştık. Bir eğitim yetiştirme şeyimiz var. İdealimiz ve amacımız var. Diğer taraftan kurumsal eğitimlerde de normal bankaların, kamu kurumlarının, büyük holdinglerin IT personelini kendi uzmanlığımız alanlarında
sunduğumuz özel profesyonel eğitimlerimiz de iddialıyız ve devamlı veriyoruz zaten. Süper. Peki sektörde uzman bir kadroya sahipsiniz. Bu kadroyu oluştururken nelere dikkat ediyorsunuz? Evet, yani bizim en büyük gücümüz aslında insan kaynağı. Her IT şirketinde olduğu gibi. Yaklaşık 240 kişiyiz şu anda. Çoğunluğu teknik bu arkadaşlarımızın, %95'i. %90'ı da mühendis kökenli. Elektronik mühendisi, bilgisayar mühendisi, endüstri mühendisi genellikle kadromuzda bulunduruyoruz. 240 uzman personelde. Bunların içinde tabii ki daha az tecrübesi var ve donanımlısı var. Hizmetlerimizi bu kadromuzda devam ediyoruz. Ama yeterli mi? Değil. Bizim buradaki amacımız kadromuzu daha genişletip hizmet faaliyet alanlarımızı daha büyütmek. Faaliyet alanları demişken, peki gelecek yıllar için oluşturduğunuz yeni hedefleriniz ve planlarınız var mı? Tabii ki. Gelecek yıllar için çok güzel hedeflerimiz var, düşüncelerimiz var, hayallerimiz var. Birincisi öncelikle yurt dışına açılmak. Biz geçen ay Londra'da bir ofis açtık. İnşallah bu ofis yurt dışı operasyonlarımızı Avrupa'da, Almanya ve İsviçre civarında, bir de Amerika'da düşünüyoruz. Amacımız buradaki yerli iş gücü ve kas gücümüzü yurt dışında kullanabilmek. Çünkü Türkiye'de hep genç nüfustan bahsediyoruz. Aynı zamanda bunun bilişim tarafına yönlendirip, daha önce Hindistan'ın yaptığı gibi biz de büyük bir oyuncu olabilmemiz lazım diye düşünüyoruz ve planlarımızın en büyük kısmı yurt dışı pazar konusunda. Bununla beraber önümüzdeki yıl içerisinde halka arz yapmayı da düşünüyoruz. Eğer kısmet olursa planlarımız arasında halka arz yapıp şirketimizi hızlıca biraz daha yüksek seviyelere getirme planımız var. Büyütme fikrimiz var. İnşallah her şey gönlünüzce olur. Peki yurt dışına açılmayı düşünüyorsunuz. Evet. Türkiye'deki bilişim ve yazılım sektörü nasıl değerlendiriyorsunuz? Yeterli mi sizce? Son 10 yıl içerisindeki gelişimi çok iyi görünüyor şimdi ama kesinlikle hala yeterli değil. Şu anda Türkiye'deki potansiyeli ve üniversiteleri, gençleri gördükten sonra ben pazardan aldığımız payın halen yetersiz olduğunu düşünüyorum. Çok daha iyi yerlere gelebiliriz diye düşünüyorum. Daha yurt dışındaki Silikon Vadisi'nden çıkan küçük firmaların ne kadar hızlı bir şekilde ne kadar büyüdüklerini görüyoruz. Türkiye'de de son dönemde birkaç başarılı exit gördük. Gibi veya birkaç oyun firmasında olduğu gibi. Ama bunların daha çoğalması gerektiğini, onlarca, yüzlerce çıkarabileceğimizi düşünüyorum. Bu potansiyonu düşünüyorum. Henüz istenen seviyede değil. Ama iyi yolda gidiyor. Süper. Bizim görüşümüz bu şekilde. Peki firmalar sizinle neden çalışmayı tercih etmeliler? Valla şöyle söyleyeceğim. Bizim zaten sektörde bir şöyle bir özelliğimiz var. Girdiğimiz yerde bir uzun soluklu çalışıyoruz. 20 ve 20 üzeri yıllık çok müşterimiz var. Dolayısıyla buradaki bizim en iddialı olduğumuz kısım amatör ruhlu bir profesyonel firmayız. Yani oradaki kuruma girdikten sonra açıkçası kurumu sahipleniyoruz ve kurumun hayrına olan işlerde elimizi taşın altına sokmaktan çekinmiyoruz. Ve arkamızda da çok kuvvetli bir profesyonel bir teknik gücümüz var. Süper. Peki son olarak buradan bizi takip eden izleyicilerimize neler söylemek istersiniz Tayfun Bey? Şöyle, bu son geçtiğimiz yılda pandeminin getirdiği bir zorunluluk da oldu. Dijital dönüşüm çok hızlandı. Dijital dönüşüm ne daha erken başlamış, daha erken girmiş, altyapısını biraz daha buna uygun olmuş firmalar kazançlı çıktı bu işten. Dolayısıyla bu rüzgarın ben devam edeceğini düşünüyorum. Yani işlerini dijitale dönüştüren, yazılıma, otomasyona dönüştüren bütün kurumlar, firmalar, kamu kurumları hizmetlerinde kaliteyi artıracaktır ve daha başarılı olacaktır diye düşünüyorum. Biz de firma olarak firmaların, kurumların dijital dönüşüm yolunda yardımcısı olmayı planlıyoruz ve hedefliyoruz. Ve burada dinlediğimiz, Türkiye'de dinlediğimiz tecrübeyle yurt dışına açılıp ülkemize de döviz kazandırmak istiyoruz. Burada da gençlerimizi yetiştirmek istiyoruz. Vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Teşekkürler.